Yaveriyle sohbet eden Nikolay, sade bir kişi olarak Kırım'a, hatta belki de eski derebeyliğimiz Kostroma'ya, yani her şeyin Mihail Romanov'la başladığı yere çekilmek istediğini söyledi. Yaveri Nikolay'dan daha akıllıydı. Efendim, yurt dışına olabildiğince çabuk gidin. Asla diye cevaplayan Çar, ülkesini çok sevdiğini söyleyecekti. Durumun hala tam olarak idrakında değildi. Geçici hükümet 7 Mart'ta Nikolay'ın muhafızlar eşliğinde Çarskoye'ye gönderilmesi talimatını verdi. Mogilev'de Nikolay'a veda eden annesi, o gün için ileride hayatımın en korkunç günlerinden biriydi diyecekti. Oğlunu bir daha asla göremeyecekti. Kızıldevrim serisinin ana kaynaklarından birisi Onur İşçi ve Onur Önal'ın kaleme aldığı Harp Yahut İhtilal, Rusya İmparatorluğu'nun çöküşü eseriydi. Kronik Kitap tarafından yayınlanan bu eserde 2. Alexander döneminden itibaren Çarlık Rusya'nın sonunu hazırlayan gelişmeleri, Çar Nikolay devrini ve 1917 yılında gerçekleşen devrimleri detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Kitabı satın almak isterseniz açıklama kısmındaki linklere tıklayabilirsiniz. Nikolay, ailesine kavuşmak üzere yola çıkarken geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Milyukov, İngilizlerden Çar ve ailesi için sığınma hakkı talep etmişti. Nikolay'a, "Sürekli aklımdasınız, daima gerçek ve sadık dostunuz olacağım" şeklinde bir telgraf çeken Kral 5. George, devlet adamlarıyla görüştü. Başbakan Lloyd George'la birlikte bu teklifin reddedilemeyeceği kararına vardılar. Ailesine kavuşan Çar, tekrar onların yanında olduğu için çok mutluydu. Ertesi gün bir general, Niki ile Alix'i tutuklama emriyle Çarskoye'ye geldi. Bir İngiliz savaş gemisiyle sürgüne gitmek üzere Murmansk'a gönderileceklerini iletti. Ancak Petrograd Sovyeti, geçici hükümetin yurt dışına sürgün kararını veto etti. İngiltere'deki tutum da günden güne değişiklik gösterecekti. Genel uygunluk gerekçesiyle Çarlık ailesinin İngiltere'de ikamet etmesinin makul olup olmadığı konusunda kuşkuluyum. Bu süslü sözlerle eveleyip geveleyen Kral George geri adım atmak üzereydi. İşçi partisinden gelen tepkiler, işçilerden krala yağan mektuplar, Alix'in Alman kökenli olması ve olası toplumsal tepkiden çekinen İngilizler tabiri caizse kulağının üstüne yatmaya başlayacaktı. Bütün çocuklar gibi Alexei de olan bitenden haberdar değildi. Özel hocası Pierre Gillard, Alexei'ye durumu açıklayan kişi olacaktı. "Baban çar olmak istemiyor artık," dedi Pierre. "Ne?" dedi Alexei şaşkın bir şekilde. "Neden?" "Çok yorgun. Başında bir sürü dert var." Monsieur Gillard, "Peki babam bir daha çar olmayacak mı?" diye soran Alexei'ye amcası Mihail'in de tahttan çekildiğini söyledi. "O zaman kim çar olacak?" "Belki de hiç kimse." "Peki bir çar olmayacaksa Rusya'yı kim yönetecek?" Bu sorunun cevabını o günlerde Rusya'da bulunan herkes tartışmaktaydı. Geçici hükümet, Çarlık rejimi ortadan kalkarken bir oldu bittiyle kurulmuş, işe yarar hiçbir konuda mutlak etki sahibi olamamış bir yapıydı. İktidarın bir diğer adayı ise Petrograd Sovyeti Yürütme Komitesi'ydi. Petrograd Sovyeti, devrim sürecinde doğal olarak ortaya çıkan bir yapıydı. Ancak geçici hükümet, siyasi açıdan adeta tarafsız bir bölgedeydi. Kimse tarafından mutlak kabul görmüyor, fakat göz ardı da edilemiyordu. Tuhaf ikili yönetimin uzun süre devam etmesi imkansız gibiydi. Bu karmaşık ortamda esas oyuncu henüz sahneye çıkmamıştı. Zürih'te pis bir odada sefalet içinde sürgün hayatı yaşayan Lenin, 3 Mart 1917 günü çalışmak üzere kütüphaneye gitmeye hazırlanıyordu. Heyecanla üst kata doğru gelen birinin ayak seslerini duydu. Nefes nefese kalmış bir arkadaşı elindeki gazeteyi sallayarak yanına koştu. "Olanlardan haberin yok mu?" diye sordu. Bir nefes aldıktan sonra "Rusya'da devrim oluyor" diye bağırdı. Aldığı haberle inanılmaz bir heyecana kapıldı Lenin. Derhal bir dizi aracı vasıtasıyla Petrograd'daki Bolşeviklere talimatlarını iletti. Ancak bir sorun vardı. Devrim gerçekleşirken Lenin sınırın yanlış tarafında kalmıştı.
derhal ülkesine dönmenin bir yolunu bulmalıydı. Gençlik yıllarından tanıştığı Menşevik-Bolşevik ayrışmasında Menşeviklerin lideri olan Julius Martov, Berlin'de bulunan Alman temsilcilerle temasa geçmesini önerdi. Rus savunmasını sekteye uğratabilecek her şansı değerlendirecek durumda olan Almanlar, Lenin ve beraberindeki 30 kadar devrimciyi Almanya sınırına kadar götürdü. Baltık Denizi üzerinden İsveç, Danimarka ve Finlandiya rotasını izleyen Lenin ve maiyeti Rusya'ya yaklaşmıştı. Yanında bulunan devrimcilerden Karl Radek, Lenin'e "Neler hissediyorsun?" diye sordu. Lenin 6 ay sonra dedi. "Ya dar ağacında sallandırılmış ya da iktidarı ele geçirmiş olacağız." Nisan 1917 günü Petrograd'a ulaşan Lenin, kendisini bekleyen kalabalığa bir konuşma yaptıktan sonra derhal faaliyetlerine başladı. Özgürlük rüzgarlarının estiği başkente çok sert bir giriş yaptı. Geçici hükümet katiyen desteklenmeyecek, cephedeki düşman askerleriyle dostluk kurulacak, emperyalistlerin savaşından bir an evvel çıkılacak, polis, ordu ve bürokrasi teşkilatı lağvedilecek. Lenin'i dinleyenler adeta dehşete düşecekti. Tauriç Sarayı'nda bir araya geldiği Menşeviklerle uzlaşma fikrine de karşı çıkacaktı. Bir Menşevik toplantının ardından "Lenin'in fikirleri düpedüz isyankarlık, devrimci demokrasinin hakim olduğu yerde iç savaş bayrakları açılıyor" diyecekti. Dışişleri Bakanı Milyukov'dan Sosyalist Kerenski'ye kadar hiç kimse Lenin'in söylemlerini umursamadı. Fikirleri öylesine marjinaldi ki ciddi bir tehdit olarak bile algılanamazdı. Lenin ise durumu çok iyi okumuştu. Geçici hükümet öylesine güçsüzdü ki Sovyet derhal gücü ele geçirebilirdi. Rusça'da çoğunluk anlamına gelen Bolşevikler, Şubat devrimi gerçekleştiği sırada etki olarak azınlıktı. Pek kimse tarafından ciddiye alınmayan Lenin ve Bolşevikleri, Nisan ayından itibaren bu açığı kapatmaya başlayacaktı. Geçici hükümet politik yönden çok büyük bir hata yaptı. İttifak devletleriyle savaşın devam etmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Bu doğrultuda İtilaf devletlerine Nisan ayı başında savaşa devam edeceklerine dair gizli bir not ilettiler. Not kısa sürede sızdırılınca ortalık karıştı. Başını cepheden dönen askerlerin, Bolşeviklerin ve diğer devrimci grupların çektiği büyük gösteriler yaşandı. Savaşa devam etme kararı, gücü ve meşruiyeti tartışılan geçici hükümete çok büyük bir eksi yazacaktı. Nisan ayı boyunca karışıklıklar yaşandı. Kabinenin önemli bakanlarından ikisi, Aleksandr Guçkov ve Dmitri Milyukov istifa etti. Hükümette ortalığın karışması, Sovyet Yürütme Komitesi'nde de hareketlilik yarattı. Petrograd Sovyeti, üyelerine hükümetten gelecek bakanlık tekliflerini kabul etme izni verdi. Amaç, Sovyet'ten birkaç kişinin hükümete girmesi, böylece son derece kaygan zeminde bulunan Rusya'da devrimin devrimciler tarafından korunmasıydı. Fakat bu durum ayrışmayı daha da derinleştirecekti. 6 sosyalist içeren yeni hükümetteki en önemli değişim, Aleksandr Kerenski'nin Adalet Bakanlığı'ndan Savaş Bakanlığı'na gelmesiydi. Kerenski'nin hem Petrograd Sovyeti'nde hem de geçici hükümette bir sandalyesi bulunmaktaydı. İki tarafla bağlantılı olmanın verdiği avantajlı Kerenski, basamakları bir bir çıkmaktaydı. İtilaf devletlerine verilen söz doğrultusunda orduyu bir taarruz için hazırlamaya çalıştı. İyi bir hatip olan Kerenski, sık sık cephe hattına giderek askerlere seslenecek, onların maneviyatını yükseltmeye çalışacaktı. Bu nutuklar, devrimin ardından cepheden firar etmiş yüz binlerce asker için geçerli değildi. Devrimle birlikte çok zor duruma düşen ordu, özellikle Petrograd Sovyeti tarafından çıkartılan Prikaz Nomer Odin, yani bir numaralı emirle resmen mahvolmuştu. Emirle birlikte askerler komiteler kuracak, Sovyet'e temsilci gönderecekti. Askerler silahlarını subaylara değil, bu komitelere teslim edecekti. Bedensel ceza ve hakaret yasaklanacak, en önemlisi idam cezası kalkacaktı. Bir dünya savaşının içinde bulunan ordu, bir numaralı emirle adeta yok edilmişti. Disiplinin tamamen yok olduğu orduda firarlar gün geçtikçe artarken Kerenski taarruza onay verdi. 18 Haziran'da Güneybatı cephesi üzerinden Alman ve Avusturya-Macaristan ordularına karşı başlayan taarruz birkaç gün içerisinde püskürtüldü. Cephedeki askerlerin çoğu karşılaştıkları ilk zorluğun ardından silahlarını atarak teslim oluyor
veya Rusya'ya doğru firar ediyordu. Taarruz için gelen takviye birlikleri genellikle devrimcilerden oluşuyor, onlar da askerleri bu emperyalist savaşta yer almamaları için örgütlüyordu. Tarihe Kerenski taarruzu olarak geçen bu büyük fiyasko, geçici hükümetin toplum desteğini kazanmak için bel bağladığı en önemli girişimdi. Ancak istenen sonuç alınamadığı gibi toplumla ve askerler arasında geçici hükümete karşı büyük bir nefret yarattı. Üstelik biri hariç devrimin bütün paydaşları Kerenski taarruzuna onay vermiş, bu girişimi desteklemişti. Toplumun öfkesi liberallerden menşeviklere kadar uzanırken sadece bir grup bu öfke denizinin dışında kalmıştı. Bu grup bolşeviklerden başkası değildi. Lenin ve yoldaşları en başından beri savaşın derhal bitirilmesini istiyor, bu yönde bir tutum sergiliyordu. Peki bütün toplum geçici hükümete ve etrafındakilere kan kusarken bolşevikler ne yapacaktı? Lenin'in tedavi için Finlandiya'da bulunduğu günlerden birinde 3 Temmuz'da büyük bir ayaklanma başlamak üzereydi. Üstelik bolşeviklerin çoğu bu ayaklanmaya destek verecekti. Lenin başlayan isyan haberini alınca derhal Petrograd'a doğru yola çıktı. İktidar ve arzuladığı devrim için gerekli şartların henüz oluşmadığını düşünen Lenin, bu isyana doğrudan doğruya destek vermek istemedi. 10 bine yakın Kronstadtlı devrimci asker de gemilerle ayaklanmaya katıldı. Hatta parti genel merkezine gelerek Lenin'i görmek istediler. Askerlere bir konuşma yapmak istemeyen Lenin, zoraki şekilde balkona çıkarak barışçıl bir gösteri yapmaları yönünde askerlere seslendi. Petrograd bir kez daha kaosa teslim olmuştu. Bolşeviklerin kendi içinde çatışma yaşadığı, önemli ölçüde kontrolden çıkan büyük gösteriler başlamıştı. Kerenski ve geçici hükümet bunun bir darbe girişimine dönüşebileceğini düşünerek sert tedbirler aldı. Hükümet olaylar başladıktan kısa bir süre sonra isyanı bir Bolşevik avına dönüştürdü. Pravda büroları ve parti genel merkezi basılarak büyük bir şiddet ve tutuklama süreci başladı. Aralarında Lev Troçki'nin de bulunduğu birçok Bolşevik lider tutuklanırken Lenin kaçmayı başaracaktı. Yakalanma ihtimaline karşı her gün başka bir evde kalan Lenin, yoldaşı Stalin'in tavsiyesiyle tanınmamak için imaj değişikliğine gidecek, Petrograd'dan ayrılarak Finlandiya'ya gitmek zorunda kalacaktı. Başkent Petrograd'da işler günden güne karışırken görece sakin hayat süren bir aile vardı. Çarskoye Selo'da birbirine kavuşan Romanovlar, günlerini yürüyüşlerle, sebze yetiştirmekle ve fotoğraf çekmekle geçirmekteydi. Daha önce yanlarına yanaşmaktan korkan askerlerin saygısızlıkları dışında fena bir hayat sürmüyorlardı. Ancak Temmuz ayıyla beraber işler değişti. Hükümet bir kez daha değişmiş, Kerenski bu sefer başbakanlık koltuğunu elde etmişti. Çarskoye Selo'ya gelen Kerenski, Çar'la görüştü. "Bolşevikler peşimde," dedi Kerenski. "Benden sonra sıra size gelecek." Geçici hükümet güvenlik sebebiyle Çar ve ailesine yeni bir ikametgah yeri kararlaştırdı. Büyük şehirlere ve tren ulaşımına uzak bir yer olan Tobolsk kenti yeni sürgün yerleri olacaktı. Ağustos başlarında yola çıkan Romanovlar mahiyetleriyle birlikte zorlu bir yolculuğun ardından Tobolsk'a ulaştı. Kentteki vali konağına yerleştirilen aile mensupları koşullardan biraz şikayetçi durumdaydı. Hiçbirisi ilerleyen zamanlarda karşılaşacakları koşullara göre cennette olduklarının farkında değildi. ...1917 kışında yaşanacaklar Romanovlar için ölüm fermanının imzası olacaktı. Petrograd'da yaşanan siyasi gerilim ve karışıklık gün geçtikçe daha da derinleşiyordu. Alexander Kerenski başbakan olduktan kısa bir süre sonra cephede yaşanan taarruz fiyaskosunu telafi etmesi için Brusilov'un yerine Lavr Kornilov'u başkomutanlığa getirdi. Kornilov, panik halinde kaçan, geri çekilen orduyu toparlayabilecek bir isimdi. Fakat bir yandan da orduda ve siyasette devrimci hareketlerden haz etmeyen bir şahsiyetti. Kerenski ile görüşen Kornilov, Petrograd Sovyeti'nin kaldırttığı orduda idam cezasının geri getirilmesi gerektiğini dayattı ve kabul ettirdi. Dağınık bir halde bulunan Rusya adeta yeni bir çara veya vekaleten çar gibi davranacak bir yöneticiye muhtaç durumdaydı. Birçok insan için Kornilov adeta bu rol için biçilmiş kaftandı.
Moskova'da bir konferans düzenleten Kerensky, kendisini kitlelerin gözünde lider yapma arzusundaydı. Ancak konferansın ikinci günü, Kornilov salona girince içlerinde çok sayıda sanayicinin bulunduğu bir grup, onu deli gibi alkışladı. Kornilov'u parlatan bu konferans, ikili arasındaki ilişkileri iyice gerecekti. Kerensky'nin başına geçtiği geçici hükümet günden güne çatırdamaktaydı. Kornilov'un amacı adeta geçici hükümeti sakat bırakan Sovyet etkisini ülke yönetiminden silmekti. Aynı günlerde Petrograd'da kent konseyi seçimleri yapıldı. Seçimlerin sonucunda eserlerin hemen arkasında ikinci parti olan Bolşevikler, Temmuz günlerinde aldıkları yarayı çok çabuk kapatmıştı. Nisan ayından itibaren her yönetim biriminin içine sızan Lenin ve devrimcileri güçlerini oldukça arttırmıştı. Kornilov ve Kerensky arasındaki rekabet kızıştıkça Lenin de hazırlıklarını hızlandırıyordu. General Kornilov, ülkenin giderek Sovyet kontrolüne girmesinden oldukça rahatsızdı. Başkent basını da hükümet yetkililerinin Kornilov'a devredilerek ülkede olağanüstü hale gidilmesi gerektiğini savunuyordu. Ordu içerisinde başlayan hareketlenme bir darbe cuntası ortaya çıkaracaktı. Kornilov 27 Ağustos 1917 akşamı Kerensky'ye bir telgraf çekti. Kolordu 28 Ağustos akşamı Petrograd civarında toplanacaktır. 29 Ağustos itibarıyla şehirde sıkı yönetim ilan edilmesini talep ediyorum. Kornilov. Her ne kadar yeni başkomutanın esas hedefi Bolşevikler ve diğer radikal devrimci gruplar olsa da Kerensky, hareketin kendisine karşı olduğu kanaatindeydi. Kerensky, Kornilov'u devrime ihanet etmekte suçlarken Kornilov, Kerensky ve hükümeti Alman ajanı ilan edecekti. Petrograd, bir kez daha büyük bir kavganın eşiğindeydi. Kerensky'nin devrime ihanet suçlamasının bir sebebi vardı. Başkentteki bütün devrimci grupları Kornilov'a karşı yanına almak istiyordu. Nitekim devrimciler bu olayda hükümeti sonuna kadar desteklemeye karar verdi. Kornilov ve orduları Petrograd'a yürümeye hazırlanırken şehirde de büyük bir savunma hazırlığı başladı. Eserler, Menşevikler, Sovyet üyeleri herkes yaklaşan darbe girişimine karşı şehri savunacaktı. Savunmada yer alacak bir başka grup daha vardı. Bolşeviklerin çoğu tarihe Temmuz günleri olarak geçen ayaklanma sırasında tutuklanmıştı. Kerensky, karşı devrim hareketine karşı herkesin desteğine ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. Başta Troçki gibi örgütçüler olmak üzere Bolşevikleri hapisten çıkardı ve şehir savunmasına yerleştirdi. Devrimin önemli iki figürü Kerensky ve Kornilov birbirini yerken Bolşeviklere hizmet ettiklerinin hiç farkında değillerdi. Bolşevikler Petrograd sokaklarına yeniden ayak bastıklarında Kornilov girişimini durdurmak için kendilerine silah verilecekti. Devrimi korumak için silahlandırılan Kızıl Muhafızlar birkaç hafta sonra yeni devrimde başrol olacaktı. Kornilov'un bu amansız girişimi başarısız oldu. Alexander Kremov komutasında Petrograd'a yürüyen birlikler demir yollarının tahrip edilmesiyle engellendi. Siyasette giderek ustalaşan Kerensky, Kirimov'u bir görüşme yapmak için Petrograd'a çağırdı. Ardından hakkında tutuklama kararı verilen Kirimov, başkentin kaygan zemininde yitip giden bir başka komutan oldu. General Kornilov'u da tutuklatmayı başaran Kerensky, tehlikeyi savurduğunu düşünmekteydi. Fakat Kornilov zaferi, Kerensky için bir Pirus zaferiydi. Kornilov vakası, Kerensky'nin bu olaydaki karanlık rolü, parlamenter demokrasiye olan güveni oldukça zayıflatmıştı. Tüm subayları devrim karşıtı olarak gören toplum, artık Kerensky ve bakanlarının iktidarlarını pekiştirmek için savaşı bilerek uzattıklarını düşünmekteydi. Esarlar, Menşevikler ve diğer devrimci gruplar da Kerensky ile işbirliği yapmış, tabiri caizse kirlenmişlerdi. Toplum tarafından kirli olarak görülen bütün bu oyunların dışında kalmış olan Bolşevikler, Lenin önderliğinde artık iktidara talip olduklarını açıkça dile getirecek konuma geldiğini hissediyordu. Lenin, Finlandiya'dan Bolşevik komitelerine bir mektup gönderdi. Halkın çoğunluğunun bizim tarafımızda olması nedeniyle Bolşevikler artık iktidarı ele geçirebilir ve bunu yapmak zorundadır.
Yeni görevimiz Petrograd ve Moskova genelinde silahlı bir ayaklanma başlatarak mevcut hükümeti düşürmek ve iktidarı ele almaktır. Ekim ayı başlarında başkente geri dönen Lenin, 10 Ekim günü Bolşevik Merkez Komitesi ile gizli bir toplantı yaptı. Toplantıya Lev Troçki, Joseph Stalin, Felix Dzerzhinsky, Moisey Uruski, Yakov Sverdlov, Aleksandra Kolontay, Lev Kamenev ve Grigory Zinoviev katılacaktı. Bu ekip gerçekleştirilecek devrimin üst kadrosunu oluşturacaktı. Kerenski dahil herkes yeni bir hesaplaşmanın yaklaşmakta olduğunun farkındaydı. Tek isteğim ortaya çıkıp kendilerini göstermeleri, ardından onları darmadağın edeceğim diyen Kerenski, Bolşevikleri fena halde hafife almaktaydı. Hükümet, sağcı basın tarafından yazılan asılsız haberlere dayanarak 17, 20 ve 22 Ekim'de hatalı bir şekilde kalkışma başlamış gibi alarm durumuna geçti. Kornilov'un yerine başkomutanlık görevine gelen General Alekseyev şunları yazacaktı. Eğer örgütlenmiş olsalar, ihtilale karşı koymaya yetecek kadar güçlü olan çok sayıda moralsiz subay, sarhoşluk ve umutsuzluktan mustaripti. Pek çok başarılı ihtilal girişimi gibi Bolşeviklerin girişimi de büyük oranda çoğunluğun kayıtsızlığına ve mevcut hükümetin kendine olan güvenini yitirmiş olmasına bağlıydı. 24 Ekim günü geldiğinde iki tarafta büyük kavga için yerini almıştı. Sabahın erken saatlerinde iki tarafta zarları attı. Gün henüz ağarmışken Kerenski'ye bağlı askeri bir birlik, Bolşevik gazetesi Raboçi Put'un matbaasını kapatmak üzere harekete geçti. Başını Troçki'nin çektiği devrimci askeri komite için tutuklama kararı çıkartıldı. Ayrıca hükümet, işçi gruplarının meydanlara akmasını engellemek için Neva Nehri üzerindeki köprüleri kaldırdı. Bolşevikler ise devrim için hazırladıkları kızıl muhafızları sahaya sürdü. Akşam 5 sularında Bolşevikler telgraf hatlarını ele geçirerek şehirdeki iletişimi kontrol altına aldı. Kronstadt'taki devrimci denizciler de Lenin'in başlattığı ayaklanmaya katılmıştı. Gece saat 3 sularında Aurora gemisiyle Petrograd'a gelen denizciler kontrolü ele almak için hükümet dairelerine yapılan baskınlara katıldı. Hükümete bağlı birlikler 24 Ekim'i 25 Ekim'e bağlayan gece bir bir teslim olurken Bolşevikler şehri kontrol altına almak üzereydi. Bakanlıklar, garnizonlar bir bir düşüyor, Kerenski'nin bel bağladığı birlikler ya tarafsız durumda kalıyor ya da Bolşeviklerin tarafına geçiyordu. Kerenski yapacak hiçbir şey olmadığını anlayınca bir Sırp askeri kılığına girerek Amerikan bayrağı asılı bir araçla şehirden kaçtı. Bolşeviklere karşı destek bulmak amacıyla kuzeye, Pskov'a doğru yola çıktı. 6 ay önce Çar'ın iktidarı kaybettiği yere giden Kerenski, umduğunu bulamayacaktı. Bu tarihi günü daha fazla saklanarak geçirmek istemeyen Lenin, kimliğini gizlemek amacıyla peruğunu takarak devrimci askeri komite karargahına gitti. Hiç vakit kaybetmeden Rusya yurttaşlarına adlı bildirgeyi kaleme aldı. Geçici hükümetin görevi artık sona ermiştir. İktidar, Petrograd işçi sınıfı ve Petrograd işçi asker vekilleri Sovyeti ile devrimci askeri komite tarafından ele alınmıştır. Lenin, algıyı da ele geçirmek istediği için erkenden böyle bir bildiri yayınlamıştı. Geçici hükümet hala kışlık saraydaydı. Milrevkom ve Troçki saat 6.30'da geçici hükümet üyelerine bir ultimatom verdi. Teslim olmamaları halinde Petro ve Pavel kalesinden ve Aurora gemisinden kendilerine ateş açılacağını söyledi. Hükümet umutsuzca Kerenski'nin sadık askerler bularak kendilerini kurtarmaya gelmesini bekliyordu. Akşam saat 9 sularında hükümet hala teslim olmayınca kaleden ve gemiden kışlık saraya top atışları başladı. Ufak çaplı taarruzlarla kale ele geçirilmeye çalışılsa da direniş hala devam ediyordu. Ancak sarayı savunmaya çalışan Junkerler kendilerine vaat edilen desteğin gelmemesinden ötürü bir süre sonra geri çekilmeye başladı. Savunmanın adeta buhar olup uçtuğunun farkına varan Kızıl Muhafızlar ve denizciler hızla saraya taarruz etti ve içeri girdi.
Junkerlerin sarayı terk etmesiyle on binlerce Bolşevik göstericinin karşısında sadece 150 kişilik bir kadın taburu kalmıştı. Direnmenin anlamsız olduğunu anlayan hükümet devrimcilere teslim oldu. Petrograd'da 8 aydır süre gelen iktidar dansı sona ermiş, iktidar artık Bolşeviklerin olmuştu. İkinci Tüm Rusya Sovyetleri Kongresi aynı gün diğer devrimci partilerin katılımıyla gerçekleşti. Devrimden önce planlanan bu kongre gerçekleşen devrimin etkisiyle gergin bir hal aldı. Esarlar, Menşevikler ve diğer devrimciler Bolşeviklerin gerçekleştirdiği hareketi kınayan açıklamalar yaptı. Açıklamalara tepki gösteren Troçki, "Sizler artık sonu gelmiş zavallılarsınız. Zamanınız çoktan geçti. Şimdi ait olduğunuz yere, yani tarihin çöplüğüne gidin" diyerek adeta devrim sonrası manzaranın işaretini verecekti. İkinci Tüm Rusya Sovyetleri Kongresi'nin kapanış oturumunda konuşma yapan Lenin, "Artık sosyalist düzeni inşa etme vakti gelmiştir" diyerek yeni yol haritasını gösteriyordu. Aynı gece yarısı saat 2.30'da Lev Kamenev, kurucu meclis kurulana kadar ülkeyi Halk Komiserleri Konseyi'nin yöneteceğini açıkladı. Konsey Başkanı Vladimir İlyich Ulyanov, Dışişleri Komiseri Lev Davidovich Bronstein, Savaş Komiseri Vladimir Antonov Orshenko, Sosyal Refah Komiseri Aleksandra Kolontay, Eğitim ve Aydınlanma Komiseri Anatoly Lunacharsky ve Milletler Halk Komiseri Yosef Vissarionovich Djugashvili olacaktı. Bu hükümet söylenenin aksine geçici değil, kalıcı olacaktı. Kurucu meclis hiçbir zaman kurulamayacak, yürütmeyi devralamayacaktı. Geçici hükümet döneminde kararlaştırılan kurucu meclis seçimleri usulen 12 Kasım günü başladı. Bolşevikler dışındaki bütün kesimler bu seçimleri bir parti devletine dönüşmeden önceki son çıkış olarak görmekteydi. Mikhail Bakunin yıllar önce "Bulabildiğiniz en ateşli devrimciyi alın ve ona sonsuz yetkiler verin. Bir yıl içerisinde çardan da beter olacağını göreceksiniz" demişti. Bakunin son derece haklı çıkacaktı. Seçim sonuçları Bolşevikleri şoka uğrattı. Esarlar 16 milyon oy alarak birinci parti olmuş, 10 milyon oy alabilen Bolşevikler ise ikinci sıraya düşmüştü. İktidarı darbeyle alan Bolşevikler için bu kabul edilemez bir durumdu. Kurucu meclis için sabotaj planları derhal hazırlanmıştı. 5 Ocak günü toplanan meclis, esarların lideri Viktor Çernov'u meclis başkanı seçti. Çernov, Bolşevikleri kızdırmamak için oldukça ılımlı bir konuşmaya imza attı. Kürsüye Bolşevik olmayan birisi çıkınca, başını Sergei Gusev'in çektiği Bolşevik şakşakçılar sloganlar atıyor, ıslık çalıyor ve kendilerine dağıtılan çıngıraklarla sesler çıkartıyordu. Gerginleşen ortamı yatıştırmaya çalışan meclis başkanı Çernov, "Balkondaki yoldaşlar, bu gürültüye bir son vermezseniz dışarıya çıkarılmanızı emredeceğim" diye çıkıştı. Balkondakiler ise güldü. "Emri kime verecek acaba? Denizcilere mi?" Aslında Rusya için oyun bitmişti. 5 Ocak sadece bir müsamereydi. Bolşevik delegelerden birisi, tüm Rusya Sovyeti'nin üstünlüğünü reddettiği için kurucu meclisi devrim karşıtı bir kurum ilan etti. Bu, tüm Bolşeviklere salonu terk etmeleri için verilmiş bir sinyaldi. Kronstadtlı denizciler, Bolşevikler salondan ayrıldıktan sonra kalan delegelerin etrafını sardı. Onlara devrim karşıtı olduklarını söyleyerek ortamı gerginleştirdi. Delegelerden birisi akşam saat 5'e kadar oturuma ara verilmesini teklif etti. Teklif kabul edildi ve delegeler dağıldı. Bu dağılma kurucu meclisin dağılması demekti. Bir daha asla toplanmayacaktı. Şubat devriminden beri herkesin umutla beklediği kurucu meclisin yolculuğu 12 saat bile sürmemişti. Petrograd ve diğer birçok kentte Bolşevik iktidarı karşısında çatışmalar devam ederken Lenin, yıllardır vaat ettiği ve planladığı gibi savaştan çekilmek için müzakereleri başlattı. Rusya'nın derhal savaştan çekilmesi gerekiyordu. Zira esas savaşı kendi içerisinde verecekti.
Mart 1918'de Brest-Litovsk Anlaşması ile savaştan çekilen Rusya artık kendi içerisinde yaşayacağı savaşa odaklanacaktı. Tüm Rusya gibi Romanovlar için de bir ölüm kalım savaşı başlamak üzereydi.